efendim kimler gelmiş? Nasılsınız bakalım John John'da? İyi. Oğlum haberlersiz de bizim ki belli. Word var, Excel var. Ha? Ne haber olacak be abicim? Bıraktığın gibi duruyoruz işte. Aynı elbiseler, aynı bina, aynı dertler. Şişt, kalbimi kırıyorsun ama. Ah kıyamam, kırılır da bu. Tabii tabii. Tahir yüzbaşıdan tokatı yiyince pek bir hassaslaştı. Good old. Aman be abi, sen de mi aldın nasibini? Aldım vallahi. Çok kötü ispiyona geldik oğlum. Kim abicim bu şerefsiz ya? Abicim bilmiyorum. Aynı soruyu ben de sorup duruyorum. Bu herif etrafımızda olduğu sürece tokat sırası bize de gelecek. Benim bu herifle görülecek özel de bir hesabım var zaten. Bak, bu işe bir el atmanın zamanı geldi ha Ferit o Ferit. Doğru söylüyorsun kardeşim. Öyle. Ne soru oldu? Bir dakika, bir dakika. Ya şimdi sen Melek hemşirenin ev sahibi oldun, öyle mi? Yani ucundan azıcık. Gerçi Melek yalnız başına kalsaydı... Ne? Yalnız başına tutmadı mı hep? Hayır hayır, tuttu da deniz yüzbaşı da bir süre onunla kalacak. Lojmanlar bitene kadar, geçici ya. Yani şimdi sen de diyorsun ki planlar suya düştü ha? Yo yo, saçmalama lan. İyi bir kız o. Öyle mi diyorsun? Hadi bırak o geyi. Hayır, hadi. Saçmalama abi. Hadi abi, bırak. Ben köy kulağımız istemez. Abi laf çıkıyor bak, saçma saçma şeyler çıkıyor, yapmayın. Çıkıyor, çıkıyor. Sen ne acayipsin ha? Adı gibi Melek vallahi. Ne yalan söyleyeyim, Allah var yukarıda. Ben de çok seviyorum kendisini. Habire sarılasım geliyor. Sapıtma lan yine. Ne var yani abicim? Sen sevince oluyor da biz sevince niye olmuyor? Al işte. Ya Seyfi Çavuş'um, şşş. Seyfi Çavuş'um çorapları asma oraya be ya. Daha bugün Levent Üsteğim'e de fırça yedim. Çarşı cezası verdi. Ya tamam be kartopetli, Allah Allah. Sabah alacağız. Ya Vedat'cığım, bunlar niye böyle toplaşmışlar? Ne bileyim be abicim, bugün barakayı temizlerken akıllarını kaybetmişler herhalde. Ya define haritası mı ne bulmuşlar işte yani falanmış filanmış, yalan dolan yani. Yok artık. Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam. Fazla tıraş bıçağın var mı Vedat? Oldu canım, tatlılardan ne alırsın? Yok abicim, neyim lan ben, market mi? Sorduk be toprağım, kızma hemen. Yok canım yok, seninle alakası yok, canım sıktım biraz. Eyvallah. Günahımı bile vermem sana. Kim bu? Ya Tahir Yüzbaşı'nın yazıcısı, gıcığın teki. Neyse ben kaçtım birader. Nöbete mi lan? Yok, çok şaşıracaksınız. Reviri yıkamaya gidiyorum. Hafta sonuna bırakmak istemiyorum. Eyvallah, kolay gelsin. Paşa, bu Tahir Yüzbaşı'nın yazıcısı çok gidip geliyor mu bu koğuşa? Aynı şeyi mi düşünüyoruz lan? Oğlum kollarım koptu ya. Ulan iyi ki bir yardım edelim dedik, şu hale bak. Ay neyse birader, ben sinirlendim yani sonuç olarak. Ne haber beyler? Ne haber? Eyvallah. Öyle takılıyoruz ya, sohbet ediyoruz. Gel istiyorsan takıl sen de. Sohbetimiz bu olsun. Niye burada takılıyorsunuz? Nereye gidelim? Diğerlerin hepsi mal. Anlamıyorlar bizim muhabbetten, anlıyor musun? Şşş. Piyiz be oğlum. Anlamadım vallahi. Ulan ne acayip adamsın. Piyiz be oğlum, içiyoruz yani, anlasana. Aman abi ne yaptınız? Ya yakalanırsanız? Yakalanmayız oğlum. Bak sabah içtimadan sonra tuvalette içiyoruz. Böylece kimse şüphelenmiyor. Abicim ne işiniz var içkiyle filan? Yakalanırsanız oyarlar vallahi. Ne yapalım hocam? Başka türlü geçmiyor o zaman. Askerlik işte. Hem zaten Seyfi manitası terk etti. Moralimiz bozuk. Ne? Ha. Evet ya, çok fena. Öyle. Kafana eserse seni de bekleriz takıl istiyorsan. Günaydın. Günaydın komutanım. Dün sizi yormadık inşallah. Eşyalar değil ama kararsızlığınız bir parça yordu komutanım. Ne kadar centilmen biri olduğunuz bir kere daha ortaya çıktı. Zaten biz kadınlara bir ev yerleştirirken bir de alışveriş yaparken tahammül etmek zordur. Bir de araba kullanırken komutanım. Doğru. Ama sen bayağı dayanıklı çıktın. Senin evlenecek kadın yaşadı vallahi. Teşekkür ederim komutanım. Günaydınlar. Günaydın komutanım. Levent'ciğim, bölüğünle ilgili bir sorun olduğunda direkt sana söylememi rica etmiştin yanlış hatırlamıyorsam.
Evet komutanım, hayırdır? Seninkiler tuvalette içki içiyorlarmış. Dair, neymiş bu sabah sabah çok önemli olan şey? Birazdan açıklayacağım komutanım. Buna gerek var mıydı komutanım? Biz heybeli de her gece ve sabah. Ne oluyor burada Ferit? Özür dileriz komutanım, sesimiz çok yükseldi galiba, fark etmedik. Burada ne oluyor dedim. Komutanım, Ahmet Bahçavuş'un bizim kartopuna, yani Şakir'e bir görev vermiş. Biz de temizlik aksamasın diye hemen buraya koştuk. Kendi görevimizin başına derhal geçeceğiz komutanım. Peki... Bu ne? Aman komutanım, tuzru. Komutanım legeler çıkmıyordu. İhtiyaç vardı, hem ucuz yollu olsun diye açık satılanlardan alalım dedik. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Dahil yüzbaşı, ne gösterecekseniz gösterin artık. Benim gördüğüm kadarıyla burada çalışan askerlerden başka bir şey yok. Vallahi öyle dediler komutanım, ekmek musaf çarpsın. Şimdi ben çarpacağım sana. Çık dışarı, gözüme gözükme. Emredersiniz komutanım. İçki sofrasına meze yaparım seni. Adam ol azıcık. İnsan ol. Ferit, Seyfi. Emredin komutanım. Siz mi tezgahladınız bunu? Evet komutanım. Öyle mi? Ne halt etmeye? Komutanım, hakkımızda yerli yersiz söylentiler çıkarıyordu. Ya dövecektik ya da böyle bir şey yapıp sizin bize inanmanızı sağlayacaktık. Niye? Direkt gelip bana söyleseniz size inanmaz mıyım? Komutanım, güveninizi sarsacak o kadar çok şey yaptık ki... yerinizde olsak biz de inanmazdık. Bana bakın, yaptığınız şeyle övünmeye, sağda solda anlatmaya kalkmayın. İkinizin de askerliğini yakarım. Bir komutanınız size ne yapmış olursa olsun onu küçük düşürmek sizin haddiniz değil. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. İyi. Şimdi çıkın dışarı. İkinizi de gözüm görmesin. Emredersiniz komutanım. Bu çocukları iyi terbiye ediyorsun sen. Nedir bunun yolu? Biraz korku, çokça da sevgi komutanım. Vay, bunu bir yere not edeyim.